Bizim sorumuz, kör bir birey dış görünüşünü nasıl algılar? Vücuduna çıkan bir kızarıklık, morluk ve benzeri hastalık belirtilerini nasıl fark eder? Evet, dış görünüşün güzellik algısından ibaret olmadığını, yani daha doğrusu güzellik algısıyla alakalı konuşmadığımızı görmek sevindirici. Malum çok bir şey vaat etmiyorum o konuda. Ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Bir takım hastalık belirtileri söz konusu olduğunda, yani sadece hastalık işe sağlık açısından bakarsak, kozmetik açısından bakmayacaksak, hastalık belirtileri tek başına kızarıklık ya da tek başına morluk olarak gelmez. Dolayısıyla birlikte eşlik eden şeyler ortalama olarak muhtemelen kızarmıştır ya da muhtemelen morarmıştır da tahminini birlikte getirebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi örneğin vücudunuzu bir yere çarparsanız, vücudunuzda ödem, yani bir şişme vesaire olmuşsa o kılcal damarların aşırı derecede şişmesinden kaynaklandığı için morarmaya başlayacaktır. Ve acı hissi de verir. Dokundukça acır vesaire. Kızarıklık ise kızarıklığın yapısı itibariyle kılcal damarlarda zedelenmeden dolayı oluştuğu için yanık hissiyle birlikte gelir. Bir bölge kızarmışsa ve bu artık bir belirti düzeyine ulaşmışsa genelde dokunduğunuz zaman bir yanma hissi, bir gerginlik hissi hissedersiniz. Bunu aslında şu anda çok fazla ansiklopedi bilgisi veriyormuş gibi düşünüyor olabilirsiniz hani anlatma tarzından, ama en azından şunu söyleyebilirim. Vücudumda aldığım tedaviden dolayı bir takım kızarıklıklar var. Bu kızarıklıklarda maalesef kullanmış olduğum ilaçların yan etkisi, kılcal damarlar üzerinde yaptığı yan etkilerden kaynaklanıyor. Bunları göstermeyeceğim tabii ki, ama burada kızarıklık olduğunu vücudun bu o bölgelerindeki dokundukça çıkan hafif gerginlik hissinden anlayabiliyorum. Ve dolayısıyla bunun kızarıklık olduğunu da etrafındakiler çoğunlukla teyit ediyor. Hastalık belirtisi düzeyinde ise bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Gerginlik hissi, yanma hissi ise çoğunlukla kızarıklık eşlik ediyor. Ya da bir acı bastırdığınız zaman derinin bütünlüğünün hani diğer yerlerle aynı esneklikte olmaması ya da artık derinin altında bir şişme varsa elinize geliyorsa bu da bir morarıklıkla birlikte eşlik ediyor çoğunlukla. Ama hassasiyet de kızarıklığa sebep olabilir. Bunlardan bir tanesi kullandığınız duş jeli. O gün farklı bir şey kullanmışsınızdır falan. O hassasiyete sebep olmuştur. Onu çoğunlukla algılayamıyorum. Ya yani ben en azından ben algılayamıyorum. Çünkü onun çoğunlukla bir yan belirtisi daha olmuyor birlikte eşlik eden. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bence çok açıklayıcı oldu. Yani varsa ekstra sorularınız falan şey yapayım. Yani örnek gösterebilirim ama yani çok fazla örnek de gösterebilecek bir durum değil. Yani ondan daha ziyade şöylesi, bazı alerji durumları falan olduğunda çok daha net anlaşılıyor aslında. Çünkü alerji hafif yanmayla birlikte kaşıntı da getiriyor. Bu da benim dediğimi çok net bir şekilde doğrular. Çünkü kılcal damarlarda bir çatlama, bir kızarıklık, kanamaya sebep olan bir şey olursa çoğunlukla bir yanma hissiyatı hissedersin diyebilirim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Varsa sorularını da alabilirim. Sorusu olan varsa arkadaşlar. Var mı arkadaşlar? Ses verin. Çok teşekkür ederiz. Çok Teşekkür açıklayıcı ederiz. oldu açıkçası. Aynen. Rica ederim. Yani özellikle şunu söyleyebilirim. Bir belirti çıktığı zaman, özellikle bir hastalık belirtisi ise kesinlikle ama kesinlikle sadece kızarıklık ya da sadece morarıklık olarak olmuyor. Bunu eşlik eden başka şeyler de oluyor. Siz de bu şekilde illa doktorunuza ya da başka birine tarif ederken çoğu zaman hani kızarıklık ya da morarıklık olarak tarif etmek alışıla gelmiş olsa da en azından acıyorsa, morarıyordur, yanıyorsa, kızarıyordur mantığından harekete geçerek belki doktorunuza şunu söyleyebilirsiniz. Hani acıyan kızarıklıklar var. Pardon, yanan kızarıklıklar var. Ya da acıyan morarıklar var diyebilirsiniz.
Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim.